Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akyeniköy Yeşiltepe'de çok güzel fırından taze taze çıkmış yeni bir villa tanıtmaya geldim. Daha yeni bitti temizliği. Bir saat önce bitti, biz de çekime geldik. 700 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1. Çok geniş. Harika bir villa izleyeceksiniz. Bahçesi de geniş. Konumu da çok güzel. Özellikle yol cephesi harika. 2 katlı ebeveyn banyolu. Ebeveyn odasında da geniş bir odası bulunan, ayrı bir giyinme odası bulunan harika bir yer. Bence seveceğiniz bir yer. Fiyatımız ne? İlk önce bura hakkında bir bilgi vereyim. Bu konum hakkında bir bilgi vereyim. Sonra fiyatını söyleyeyim. En yakın denize 4 kilometre, Didim merkeze 14 kilometre mesafede. Fiyatımız da 12 milyon 500 bin TL. Genelde yeni villaların fiyatlarının tamamı artık 14, 15, 16 milyonlarken burası 12 milyon 500 bin TL'ye bence alınabilecek çok güzel bir ev yapmışlar. Gerçekten harika bir ev. Burada araç girişimiz var. Araç ve yaya girişimiz aynı kapıdan. Araç park yerimizde burası. Sol tarafta bahçe alanımız. Hemen onun yan tarafında bir kamelya alanımız var. Bar alanımız var. Çok güzel olmuş. Havuzumuz çok geniş. Didim'de bulabileceğiniz en geniş havuzlar genelde Yeşiltepe'de bulunuyor. Bunun nedeni de 700 metrekare arsa payı var. 700 metrekare arsa payı olduğu için de her şeyi rahat rahat geniş geniş oturtabiliyorlar. Didim'de genelde 300 metrekare civarında. Ayrıca Didim'de çoğu villanın havuzu ruhsatı işli değildir ama Yeşiltepe'deki villaların tamamı neredeyse ruhsata işli yapılıyor. Yeşil alanın ön tarafında çakıl taşlarıyla süslenmiş bir alanımız var. Burada harika bir alanımız var. Gerçekten çok seviyorum ben böyle yerleri. Buraya mutfak tezgahı yaptırabilirsiniz ya da müteahhit firmayla konuşuruz. Artık orayı onlar da yapar. Elektrik tesisatlarında ufak tefek eksikler var. Onlar da tamamlanacak. İstenirse bodrum beziyle sağ solda kapatılır. Çok güzel bir şekilde burası kullanılır. Bahçeyi gezelim. Ardından evin içerisine bakalım. Akşam görüntüsü çok güzel ama biz akşam gelemeyeceğiz. Bu yüzden ilk bir gündüz çekelim istedik. Sonra akşam çekimini ayrı yapalım. Bir videoda birleştirmeyelim. Akşamı da gündüz de izleyeceksiniz. Tabii satılmazsa akşam videosunu o şekilde çekeceğiz. Yan tarafta kayısı ağaçları, elma ağaçları, armut ağaçları her tarafa meyve ağacı dikmişler. Aslında meyve ağacının olması çok güzel. Çam ağacından ziyade meyve ağacı çok daha güzel duruyor. Eğer mümkünse siz de bahçenize dikin. Çocuklarınız, torunlarınız, misafirleriniz gelip yer. Bunlar çok önemli olaylar arkadaşlar. Kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz organik ürünleri ikram etmiş olacaksınız. Harika bir havuzumuz var. Gerçekten bu havuzda yorulursunuz. Ortalama 50-60 metrekare kullanım alanı mevcut. Hem dağ manzaramız var hem de oksijeni bol. Bahçeyi bir gezelim. Ardından evin içerisine bakalım. Temizliği yeni bitti dedik. Bu yüzden biraz daha dikkatli gezeceğiz. Arka tarafta da güzel yeşil alanımız var. Ev biraz daha arka tarafa oturtulmuş. Bu sayede ne olmuş? Ön tarafta geniş bir bahçe alanı kalmış. Bazıları da ön tarafa doğru oturtup arka tarafta geniş bahçe alanı bırakıyor ama bence bu şekilde çok daha iyi. Su depomuz da burada hazır. Hidroforumuz da yanında. Su kesintisinde buradan zaten suyunuz temin ediliyor. Öyle uzun uzun sular da kesilmiyor arkadaşlar. Sadece yaz aylarında biraz azalıyor. Isı pompası yerleştirebileceğiniz alanımız da burada. Burayı bence bir kapattırın, depo olarak kullanın. Hem ısı pompası da dışarıda kalmamış olur. Yine burada da bir badem ağacımız var. Bak çok güzel. Meyveleri üstünde ağaç dikmişler. O kadar güzel ki ayva ağacı. Çok güzel. Ayva tatlısı var biliyor musun sen? Ayva reçeli yaparlar bir de. Tabi bizim oralarda çok yaparlardı ama buralarda bulmak çok zor. Bir de biliyor musunuz? Yorum kısmına yazın. Ceviz reçeli. Ceviz tatlısı diye de geçiyor çoğu yerde. Hiç yediniz mi? Ya ben onu Didim'de bir yerde yedim. Ama nerede yediğimi bilmiyorum. Çok uzun zaman geçti. Yeşil cevizi ortadan ikiye kesip tatlandırmışlar. Çok da güzel olmuştu. Bir daha da bulamadım. İnternetten de araştırdım. Birkaç tane yer satıyor ama güvenemedim. Eğer böyle yakınlarda bir yer varsa, bilen de varsa söylesin. O kadar canım istiyor ki bulamıyorum arkadaşlar. Yeşil ceviz, ceviz reçeli ilk defa burada görmüştüm ben. Bizim oralarda o kadar ceviz yetişir ama kimse reçelini ya da tatlısını yapmamıştı. Çok güzel bir ev. Gördüğünüz gibi bembeyaz bir ev. Bodrum evi gibi. Bodrum evi gibi. İçeriye doğru gidelim. Terasımız da çok geniş. Hem salondan mutfaktan çıkabileceğiniz. Yeşil alanımız da oldukça fazla. Kamelyamız da var. Havuzumuz da geniş. Araç park yerimiz de var. Daha ne olsun diyorum. Çok güzel bir ev yapmışlar. Fiyatımız da 12 milyon 500 bin TL. Bence uygun bir rakam. Gerçekten uygun bir rakam. 700 metrekare arsa şu anda burada 5 milyon civarında başlıyor. Düzgün bir arsa isterseniz arkadaşlar 5 milyon civarında artık 6 milyonlara kadar çıkıyor. Aldınız. En azından bu evin şu anki maliyeti 5-6 milyon civarında. Maliyeti neredeyse
alabileceğiniz bir ev haline geliyor. 3 basamakla girişe ulaşıyorsunuz. Burayı rüzgarlık olarak kapattırırsanız harika olur. Zaten bir taraf kapatılmış. Burayı da kapattırırsanız harika olur. Burada eksikler var. Onlar tamamlanacak. Girişte güzel bir koridorumuz var. Merdivenler karşıda kalıyor. Kapının arkasında akıllı sistem kumanda panelimiz var. Göstereceğiz. İlk önce bir salon mutfaktan başlayalım. Biraz farklı bir çekim olsun bugün. Salona bayıldım çünkü. 60'a 120 seramik yapılmış. 50 metrekarenin üstünde bir salonumuz var. Dev gibi bir salon. Tavan yüksekliği çok güzel. Burada bir de galeri boşluğu yapılmış. Ve televizyon ünitesinin arkası çok hoşuma gitti. Bak. Çok karma karışık renkler kullanılmamış burada. O kadar güzel olmuş ki, değil mi? Harika duruyor. Gün ışığı ve beyaz. Bu kadar. Başka bir şeye gerek yok aslında. Öyle mavi ışıklar, kırmızı ışıklar, Ankara pavyonları gibi değil. Çok güzel. Mavi ve beyaz. Yeterli. Beyaz eve genelde gün ışığı kullanın. Mavi ve beyaz dedim. Hemen orayı düzelteyim. Gün ışığı ve beyaz. Beyaz dışı olanlarda evlerde genelde gün ışığını biraz daha ağırlıklı kullanın arkadaşlar. Ama gri tonlarında bir dış cepheniz varsa beyaz ışıkları da kullanın ki ev kendini göstersin. Ha yeşil kullanacaksanız yine ağaçların dibine kullanın. Farklı yerlere kullanın ama evin içinde yeşil, mavi, kırmızı olmuyor. Gayet güzel bir televizyon ünitemiz var. Burada da televizyon tesisat alanı var. İstenirse buraya da yerleştirilebilir. O buraya da alınabilir. Nasıl isterseniz. Burada gördüğünüz gibi klima tesisatımız var. Tavan yüksekliği 3 metrenin üstünde. Şurada da bir galeri boşluğumuz var. Şöyle gösterelim mi? Mutfağa geçmeden bir galeri boşluğu var burada. Küçük bir alan bırakılmış. Bence ferah olmuş, güzel olmuş. Sürgülü kapılardan da teras kısmına çıkabiliyorsunuz. Bir gösterelim mutfağı, sonrasında terasa da çıkarız. Güzel bir mutfağımız var. Ada mutfak çok geniş bir yer kapladığı için şu alandan geçiş zor hale gelmiş. Bar sandalyesi konulabilir ama kullanılır mı? Kullanılmaz. Onu söyleyelim. Yani bar sandalyesi orada kullanılmaz bir hale gelir. Bunu biraz daha küçültebilirsiniz ama bence gerek yok. Çünkü burada ocağı buraya yerleştireceksiniz. Yanında da geniş bir tezgah alanı gerekiyor. Yemek masasını hemen ön tarafına yerleştirebilirsiniz. Yine bir iki tane bar sandalyesi sığabilir ama böyle herkesin rahat rahat oturabileceği bir alan olmaz. Dar çünkü burası. Ama yine de oturulabilir. Lake dolaplarımız var. Tezgah arası seramiği gelecek. Füme cam kullanılırsa harika olur bu tezgah arasında, onu söyleyelim. Eca'nın muslukları var. Ve burada gördüğünüz gibi çok güzel bir lavabo kullanmışlar. Şu buzdolabının yeri küçük. Ben de farkındayım. Tek kapılı buzdolabı için. Ama siz derseniz ki ben çift kapaklı buzdolabı kullanacağım. Şunu hemen buraya kaydırıyorlar. Bunu aradan alıyorlar. İstediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Bunun da önlemi alınmış. Yani burada çift kapaklı bir buzdolabı yeri bırakıp da tek kapaklı bir buzdolabı kullandığınızda o aradaki boşluğu doldurmak çok zor. Ama bu şekilde yapıyorlar. Siz isterseniz hemen onu kaldırıyorlar. Orada çift kapaklı bir buzdolabı kullanabiliyorsunuz. Şimdi geldik şu teras kısmına. Bahçe terasınız böyle uzun. İstediğiniz yerden çıkabilirsiniz. Bence araları saksılarla kesip tamamen de ayırabilirsiniz. Ama şu bahçenin görüntüsü çok güzel değil mi? Değil mi? Harika bir bahçe. Şu an su sesi de o kadar güzel geliyor ki. Tavana kadar dolaplar devam etmiş. Gayet şık, tertemiz dolaplarımız var. Asansörlü sistem. Çarpamazsınız bunları. Bazı yerlerde eksikler var. Onlar da tamamlanacak. Bunların kapakları takılacak. Geniş bir salonumuz var dedik. Hemen dönelim. Buradaki odaya bir bakalım. Güzel bir oda var arkadaşlar. Alt katta şık bir odamız var. Yatak başlığı böyle gelecek. İstediğiniz yere dolabı sığdırabilirsiniz. Zaten yerimiz oldukça fazla. Ve burada yine bir klima tesisatımız mevcut. Otomatik panjurlu olduğunu da söylemiş miydik başta? Zaten söylememize gerek yok artık. Gördüysek yerden ısıtmayı söylemedik. Yerden ısıtması var bir de buranın. Baştan neden söylemedim bunu? Yerden ısıtması var. Tekrarlayalım, hemen bu arayı kapatalım. Yerden ısıtması var. Ben o zaman başlığa kocaman yazayım. Yerden ısıtmalı harika bir villa diye. Ama şu olayı çok sevdim bak. Gerçekten çok hoşuma gitti. Televizyonun geleceği yerin arkasına da ayrı bir led ışık döşemiş. Çok güzel olmuş. Ben bunu evde kullanırım. İstediğim tarzda biraz daha farklı bir şey istiyorum ben. Ama bu led aydınlatma şeklini kullanırım. Ben mesela şu spotları istemiyorum. Şu spotlar benim hoşuma gitmiyor. Çünkü burada bir bütünlük sağlamış. Arka fon biraz siyah. Benimkinde bu kadar siyah olmayacak. Bu yüzden daha farklı bir şey düşünüyorum ama led aydınlatmayı kesinlikle yapacağım. Devam edelim. Lake kapılarımız var. Burada bir banyo lavabomuz var.
Güzel bir banyo lavabo. Alt katta odamız olduğu için banyo lavabo da ihtiyaç. Vitra'nın gömme rezervuarı. Burada harika bir duş alanımız var. Ve burada da Ece'nin gördüğünüz gibi musluğu ve lavabosu. Şu alanda değerlendirilebilir dolap olarak. Bak burası boş kalmış. Burayı da dolap olarak değerlendirebilirsiniz. Ev güzel. Gerçekten güzel. Fiyat da bence makul arkadaşlar. Artık sıfır evleri görüyorsunuz. Efeler Mahallesi'nde 200 metrekare arsa içerisindeki evleri 12-13 milyon istiyorlar. Ki böyle genişlikte bir eve sahip olacaksınız. Audio marka akıllı sistem kumanda paneliniz merdivenin hemen yan tarafında. Merdiven altında da çamaşır makinesi için yer bırakılmış ama burası olmaz. Burası kullanmazsınız büyük ihtimal. Yukarıda da yeri var zaten. Çünkü eğilip girmeniz gerekiyor. O çok da kolay olmayacaktır. Granit merdivenlerimiz var. Yukarıya doğru çıkalım. En üst katta da 3 tane dev gibi bir oda gezeceğiz. Ve bir tane de genel kullanım banyo lavabo gezeceğiz. Şimdi odalara bakacağız. Şu galeri boşluğunu bir gösterelim mi? Şöyle bir camı gösterelim. Sabit bir pencere kullanmışlar buraya. Buradan direkt dışarıyı görebiliyorsunuz. Çok da güzel bir alan. Devam edelim hemen şöyle bir banyo lavaboya bakalım. Güzel bir banyo lavabo. Gerçekten şık, kullanışlı. Duşakabin. Bak şöyle bir şey olabilir burada. Yani buraya kadar uzatılabilir. Pencereyi büyük taktıkları için yapmamışlar ama olabilir. Ya da yarım cam bak şu şekilde. Nasıl? Çok güzel değil mi? Bu şekilde yarım bir cam harika olacaktır. Zaten gideri de aşağıya vermişler çünkü orası biraz daha aşağıda yapılmış. Dolabımız da gayet güzel. Gayet şık, tertemiz. 60'a 120 seramiğimiz var dedik. Yerden ısıtmanın tesisatı da burada. İlk odadan başlayalım. Gayet geniş, güzel bir odamız var. Tavan yüksekliği istediğim tarz bu arkadaşlar. Yapıyorsanız villa böyle yapın. Böyle yapın, bu fiyatları isteyin. Çünkü villa geziyoruz. Tamam, anlatıyoruz da. Zaten biliyorsunuz benim hoşuma giden gitmeyen yerler, artık anlıyorsunuz. 2.60 tavan yüksekliği var ve istenilen para 17 milyon. Çok saçma rakamlar. Yapacaksak böyle tavan genişliğinde, tavan yüksekliğinde yerler yapalım ve isteyelim. Hak eden fiyatlar istediğinizde zaten satılıyor. Ne kadar isterseniz isteyin satılıyor. Güzel bir yatak başlık alanımız var. Sağ sol istediğiniz yere dolap yerleştirebilirsiniz. Artı orada bir de balkonumuz mevcut. Balkonu da hemen gösterelim. Geniş güzel arka balkon burası. Çevrede zaten lüks villalar yapılıyor gördüğünüz gibi. Burası çok güzel esiyor. Havası çok güzel Yeşiltepe'nin. Özellikle astım hastaları burayı tercih ediyor. Çünkü o ilacı kullanmıyorlar. Fısfıs var ya onların. Onları kullanmıyorlar burada. Havası o kadar temiz. Galeri boşluğu dediğimiz, eğer evde ihtiyaçsa istiyorsanız bu şekilde olabilir ama şimdi şu odanın yarısını alıp da galeri boşluğu yapmak da saçma geliyor bana. Bir dönüm, iki dönüm bir araziniz varsa yapın tabii ki. Ama böyle 700 metrekare gibi bir araziniz varsa böyle bir şey yapabilirsiniz. Hem istekleriniz doğrultusunda istediğiniz olacaktır. Hem de metrekareden çalmamış olacaksınız. Ne yaparsanız metrekareden gidiyor. Burada da güzel bir odamız var. İki taraflı yatak başlık yeri ayarlanmış burada. Prizler yerleştirmiş. İster burayı isterseniz doğruya yatağı yerleştirebilirsiniz. Dolabı da istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ortalama odaların boyutları arkadaşlar 19-20 metrekare civarında. Şu odaların boyutları 19-20 metrekare civarında. Aşağıdaki odada bir 16-17 metrekarelik bir genişliğe sahip. 60'a 120 seramik. Gördüğünüz gibi aydınlatmalarda tam bizim istediğimiz gibi. Bir de balkonumuz var. Geniş güzel bir balkon. Şöyle dağı bir gösterir misin? İşte manzaramız bu. Yemyeşil bir alan. Önümüz park alanı. Hiçbir zaman kapanmayacak. Ve gördüğünüzde dağ manzarası. Muhteşem olmuş. Hatta buradan deniz de görüyor. Bak tam buradan deniz de görüyor ama tabii böyle kafa buraya gelip bakmanız gerekiyor. Oradan bakınca gözükmüyor. Şu bahçeyi bir daha göstersene. Bahçeyi şöyle bir dipten göster. Dip köşe her tarafı bir göstermiş olalım. Bahçenin güzelliği gerçekten çok hoşuma gitti. Sade ve güzel. Süsleme yok. Abartılı renkler yok. Abartılı ışıklandırmalar yok. Abartılı bir fiyat da yok. Gerçekten çok güzel bir bahçe, çok güzel bir ev yapmışlar. Yapanın eline sağlık. Bizi de düşünmüş. Hemen ilk çeken de biziz bu arada. Dediler ki siz çekin. Gerçekten güzel. Devam edelim. Ana yatak odasına bakalım sıra. Bitmiyor ki ev. Labirent gibi gez gez bitmiyor. Şimdi burada bir odamız var. Ana yatak odamız. Giyinme alanımız var. Şimdi Mehmet'in
kameradaki arkadaşımın yeni çocuğu olduğu için çocuk odası dedi oraya. Hemen yanında. Tabii çocuklar hemen anne babanın yanında olur diye ama bize göre arkadaşlar orası tabii ki giyinme alanı. Bir de arkadaşımızın ikizi olunca ister istemez yanından ayrılmıyor. Kocaman bir odamız var, geniş bir balkonumuz var, yatak başlığı karşıya yerleştirilmiş, doğru olmuş. Neden? Çünkü girişte hem direkt yatak denk gelmiyor hem de şu alanda bir ayrışma olmuş, güzel olmuş. Hem giyinme alanının içinde değil yani burası. Burada da giyinme alanı, isterseniz Mehmet'in dediği gibi çocuk odası gibi de değerlendirebilirsiniz. Çocuk küçükse eğer bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Tavan yüksekliği yine burada da çok güzel. 60'a 120 seramik var. Ama bence buradan şuraya kadar bir dolap, şurada da bir makyaj masası çok güzel olacaktır buraya. Bu şekilde değerlendirirseniz daha da kullanışlı olabilir. Geldik ebeveyn banyosuna. İşte ebeveyn banyosu çok geniş. Aşırı geniş bir ebeveyn banyomuz var. Yani bunu alıp buraya kadar birleştirseymişiz bile olurmuş bu iş. İçeride de niş kullanılmış. Ana banyolarda da var. Genel kullanım banyolarda da niş kullanılmış. Vitranın gömme rezervi var. Daha yeni temizlik bitti ama bunların sarılması lazım. Çıktığımızda hemen aşağıda arkadaş bekliyor. Saracak bunları. Kimse kullanmasın diye. De kullanamaz zaten. Anahtarı kendileri getiriyor. Bu yüzden içeride öyle bir kullanım da olmayacak. Gayet geniş bir balkonda burada var. Sabit bir pencere de burada kullanmışlar. Ev güzel. Benim hoşuma gitti. Sizin de beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz noktalar varsa arkadaşlar onları yazabilirsiniz. Bu videoların tamamını buraları yapan müteahhitler de izliyor ve sizin yazdığınız yorumlar ciddiye alınıyor. Tabii ki ciddiye alıyorlar. Bir bakın, videolara başladığımızdan beri söylediğiniz sözlerin çoğu çıkıyor artık, değil mi? Çünkü müteahhitler de izliyor. Müteahhit de izliyor, ona göre artık bir dahaki yaptığı yerde onu uygulamaya başlıyor ya da elinde bir iş varsa o şekilde değiştiriyor. Eminim yazdığınız yorumlar bizim için çok değerli. Kanalımıza da tabii ki abone olursanız da bize destek vermiş olursunuz. Güzel bir ev. Burada sineklikler de yapılmış. Atlamayalım. Bunları da söyleyelim. Bunların hepsi para sonuç olarak. Gayet güzel bir bahçemiz, güzel bir havuzumuz, araç park yerimiz, kamelyamız var, yerden ısıtmamız var. Ayrı mutfak sayılabilecek geniş bir mutfağımız, geniş bir salonumuz var. Her şeyden önemlisi tavan yüksekliğimiz çok iyi. Yeşiltepe'nin en iyi bölgelerinden bir tanesindeyiz. Çarşıya, pazara yakın arkadaşlar burası. Denize giderken aracınızla gideceksiniz. Başta da söyledik, 4 kilometrelik bir uzaklık var. Ama Didim merkezde de otursanız zaten aracınızla gitmek zorundasınız. Öyle yürüyerek hiçbir yere gidemezsiniz. Altınkum'da oturursanız belki, o da Altınkum'un 3-4 sokak üstünde oturunca yine aracınızla gitmeniz gerekiyor. Yani araç her zaman lazım. Şöyle bir dağ manzaramız var. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa burası sizin aradığınız yer. İnsanın ömrünü uzatacak harika bir yer. Benim de sevdiğim bir bölge. Bir gün emekli olursam, bu emlak işini tamamen bırakırsam buradan bir tane arsa alıp kendime ev yapacağım. Artık biz de emlak işinden yorulmaya başladık. O kadar böyle yorucu olmaya başladı ki. Bir de galiba bizde oluyor sadece o. Çok kişi olduğu için arkadaşlar, hani insanları da böyle üzmemek için işte biri Trabzon'da villa yapacak, arıyor bir şey soruyor. Kapatıyoruz. Bir dakika sonra biri başka bir yerde bir arsa alıyormuş. Onun ada parselini atıyor, burayı alayım mı diye. Geçenlerde Konya'dan bir abim izliyorsa selam olsun ona. Havaalanının yanında mı dedi, bir yerde dedi, bir arsa attı. Bana burayı alayım mı sence, ne diyorsun dedi. Konya ile hiçbir bağım yok. Yani Konya'ya belki bir iki defa gittim. Yeri bilmiyorum arkadaşlar. Didim içerisinde bir yer alacaksanız sorabilirsiniz. Fikrimi söylerim ya da Kuşadası, Bodrum. Ama böyle Konya'dır, işte İstanbul'dur, Ankara'dır, o tarz yerleri bilemiyorum. Bilmediğim konu hakkında da yorum yapmam. Gayet güzel bir yerdi. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Bu ev almak için 12.500.000 TL ödeyeceksiniz. Bence burası çok çabuk satılır. Eğer böyle bir ihtiyacınız ve düşünceniz varsa bence kaçırmadan gelin buraya bir bakın derim.